Gel gel gel. Gel gel gel. Biraz genişletelim mi bunu? Ağaçları. Biraz çekti. Şeker de koydu kenara. Şeker. Gözlerimi kapattım. Böyle devam ettim. Zar zar. Ama gerçekten iyi değil yani. Su da. İyi. Tamam. Çok tatlı ya. Güzel oldu be. Sen beni takip et. Böyle bir biraz sürat yapabilirsin. Dün biraz küçük oldu. Abi volta ölçüsün. Volta ölçüsün. Volta ölçüsün. Şimdi kaç? Bunlar litmiyon fillerimiz. Bu araba onunla çalışıyor. Nasıl? Şey kırıldı ya. Bununla şarj olsun biraz. Topuk kaldı. Topuk kaldı. Onu da yani uzun süredir de bunun üzerinde uğraşıyoruz zaten. Bugün de hayallerimiz gerçek oldu. Üniversitede abilerimiz, ablalarımızla birlikte. Sonunda yaptık yani projeyi. Bugün de yola çıkacağız, yarışa gideceğiz. Heyecanlıyız, heyecan var. Kim olmak istemez ama imkanlar dahilinde bakacağız artık önümüzdeki süreçte. Bunu yaptık. Belki bu bile hani Türkiye'de ikinci bir elektrikli araba otomobil, elektrikli otomobil olarak satışa çıkabilir. Yani ortalama 90 kilometre hız yaparak yaklaşık 100 kilometre menzile sahip, yani ortalama 90 kilometre hızla gidebiliyor. Bu şebekeden bağladığımızda maksimum ya da ortalama olarak söyleyeceksem 5-6 saat. Ama bizim aracımız hızlı şarj etme özelliğine de sahip. Yarım saat, bir saat bazında da hızlı şarj edebiliyoruz aracımızı, bataryayı. Uludağ Üniversitesi mühendislik öğrencisiyim, 4. sınıfta elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Ben zaten 2 senedir elektrikli araç üretmeye çalışıyorduk topluluğumuzda, üniversitemizde. Kolejimizden gelen düşünce üzerine genç arkadaşlarımızla bu yarışmaya katılmak ve bir araç üretmek istediklerini söylediler. Biz de onların hayallerine yardımcı olmak, yarışmaya katılmalarına yardımcı olmak istedik. Şimdi gelecekte artık benzinli araç kalmayacak. Doğal olarak yani tükenecek benzinimiz ve her şey elektrikliye dönecek. Elektrikli araç kullanmaya başlayacağız. Dünyada başladı zaten bu elektrikli araca dönüş maratonu. Türkiye'de sonunda bu maratona katıldı. Özellikle Bursa Merk, yani Bursa'da bilindiği üzere TOG fabrikası açılacak Yemlik'te. Biz de bu şekilde bir ön ayak olmak istedik. Yani gerekli insanlar, zeki insanlar, çalışkan insanlar bir araya geldikten sonra ürün çıkarmak mümkün. Yani başarabileceğimizi düşünüyorum. Hem kolej hem üniversite adına hem de Bursa Türkiye adına birbirimizi daha iyi ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum bu şekilde. Çabalar sarf ederek, yarışmalara katılarak. Ve şu anda öğrencilerimiz 1 Eylül, 6 Eylül arasında TÜBİTAK projesine katılacaklar. Ve biz burada öğrencilerimizin yapmış olduğu bu projede bir değil 2-3 tane farklı alanda ödül bekliyoruz. Çocuklar gerçekten çok ciddi bir emek sarf ettiler. Özveriyle çalıştılar ve ben burada gerek okul yönetimine, gerek kurucularımıza, gerek bu projede emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir projede öğrencilerin bunu hayal etmesi, öğrencilerimiz bu konu noktada bize geldiler, talepte bulundular. Hayallerini, hedeflerini belirttiler. Biz de o öğrencilerimize hedeflerimizi verdik. Birinci parametre gerçekleşmiş oldu. İkinci parametre okulumuzun laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle, her şeyle bu projeyi yapmasını sağlayacak donanıma sahip olması gerekiyordu. Teknik bilgiler, atölyeler, laboratuvarlar okulumuz için hepsi geçerliydi ve sonuçta ikinci bir parametrede gerçekleşmiş oldu. Üçüncü parametrede tabii ki bu işin finansman boyutu vardı. Okul yönetimi olarak da
biz böyle bir büyük projeye finansmanımızı da sağladık ve ortaya çok güzel bir proje ortaya çıktı. Bu projenin akabinde öğrencilerimiz şu an Gebze'de yapılacak yarışmaya katılacaklar. Tüm velilerimizden, Bursa kamuoyundan öğrencilerimizin bu projesine yarışmalarda destek olmasını bekliyoruz. Araba rahat mı Arda? Rahat, çok rahat koltuk. Vay be! 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 Vay be